Yazıktır, günahtır. Töremize, ahalimize, kayılara, Oğuz soyumuza. Bu yapılan zulmün dik alasıdır. Yazıklar olsun sana da beyliğine de. Hain sen miydin yoksa? Obaya bu kadar zulmü yapan hain sen miydin? Sen miydin Kurdoğlu? Bu obada Haçlı'yla ittifak etmiş üç hain var. Baybora, Alpargu ve Sarıkayı. Üçü de cezasını buldu. Şimdi de dördüncüsü buldu. Gayri obamızda hain kalmamıştır. Bundan sonra olmasına da müsaade etmeyeceğim. Hem
Bu hain meselesi de kapanmıştır artık. Şimdi Süleyman ve ailesi hakkındaki kararı görüşmek üzere toyu başlatıyorum. Alper, siz Süleyman'ı getirin. Süleyman Şah, seni toydan isterler. Bakalım hakkımızda ne karar almışlar? Kötü bir karar veremezler beyim. Yazıktır, günahtır, zulümdür. Beyler böyle bir şeye izin vermez. Kayının şerefli beyleri, ne Süleyman ne de evlatları yaşadıkça obamıza sükun ve huzur gelmez. İsteğim Süleyman ve oğullarının tez idam edilmesi. Ailenin kadınlarının da sürgün edilmesi. Bu hususta sizlerin kıymetli fikirlerini öğrenmek isterim. Sessizliğinizden anlarım ki herkes benimle aynı fikirdedir.
Akdemir Bey söz ister. Herhalde beni destekleyecektir. Süleyman Şah bunca seneler beyimizdi, Kurdoğlu Bey'im. Obanın birliği, dirliği için canını dişine taktı. Bu uğurda evlatlarını ve ilk avradını kaybetti. Bir gün rahat huzur yüzü görmedi. Ne ekmeğimize göz dikti, ne de harama uçkur çözdü. Eyvallah. Eyvallah. Akdemir doğru söyler. Doğrusun Akdemir. Gün doğdu ve Ertuğrul Beyler de öyle. Demem o ki, hatasıyla, sevabıyla idamı değil, hep birlikte sürgün edilsinler. Lakin obanın yamacına dahi geldiklerinde acımadan öldürüleceklerini bilsinler. Merhametten maraz doğarmış. Lakin obanın selameti için doğacak bu maraza göğüs germek, beyiniz olarak boynumun borcudur. Benim de yüreğim parçalanır, içim acır. Süleyman benim kan kardeşimdir, canımdır, ciğerimdir. Gündoğdu ve Ertuğrul elimde büyümüştür. Bu kararı almanın en başta bana ne kadar zor geldiğini bilmenizi isterim. Lakin madem böyle düşünürsünüz, başım üstüne. Eyvallah. Eyvallah. Süleyman Şah'ı içeri alın. Kurdoğlu Bey'im sizi bekliyor. Bırakma beyimizi. Götürün şunu. Sana da mı kıydılar Yağız? Süleyman, sen ve ailen için toydan karar çıkmıştır. Bu kararı senin yüzüne söylemek benim vazifemdir. Sen ve ailen yarın obadan sürgün edileceksiniz. Lakin obamızın yamacına dahi geldiğinizde görüldüğünüz ilk yerde acımadan öldürüleceksiniz. Söyleyecek sözün var mıdır? Söz töre bilene, insan olana söylenir Kurdoğlu. Lakin şunu bilesin. Bu cihan çok firavun gördü. Nemrut gördü. Ebu Cehil gördü. Ancak Hazreti İbrahim'in davası hepsine galebe çaldı. Bilesiniz ki öldürseniz şehadettir. Sürgün etseniz hicrettir. Hapsetseniz halvettir. Elhamdülillah der geçeriz. Süleyman, yarın Alplerin refakatinde Korkut Bey'in obasına gönderileceksiniz. Allah kayıların yardımcısı olsun. Amin. 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 Götürün.
Hayırdır beyim? Bir karar çıktı mı? Dediğin gibi oldu. Beyleri beni ve oğullarımı öldürmeye ikna edemedi. Çok şükür. Sürgün edecekler bizi. Siz de bizimle beraber bu kaderi paylaşacaksınız. Allah'a şükür beyim. Kaderimiz kaderiniz olsun. Nereye gidecekmişiz beyim? Hayme'nin ağabeyi Korkut'un obasına. Karar Kurdoğlu'nu mutlu etmemiştir. Korkut'la beraber bir olup beyliği tekrar ele geçirmenizden korkar. Zaten bizi Korkut'un obasına göndermeyecekler ki Dildemir. Doğru söylersin beyim. Bizim için yolda bir plan düşünürler. Oğlum, gün doğdu. İyi misin? İyiyim baba. Verilen hükmü duydum. Yolda katlimize ferman çıkmış. Bugünden tezi yok, kaçmalıyız. Yoksa yolda sadece bizi değil, kadınları da katledecekler. Hayme Hatun, toyda sürgün kararı çıkmıştır. En kısa vakitte yola çıkacaksınız. Yıllardır yaşadığımız obadan bizi kovar ha. Sen ne zalim bir adammışsın Kurtoğlu. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Bir kardeş bir kardeşe taht uğruna bu zulmü nasıl yapar ana? Onun derdi bizi sürgün etmek değildir. Ahalinin önünde canımıza kıyamaz. Sürgün bahanesiyle bizi öldürmek niyetindedir. Canı cehenneme. Bize de Hazreti Hüseyin Efendimiz gibi öldürüleceğimizi bile bile zulmün üstüne gitmek düşer. Bu da bizim Kerbela'mız olur. Ne gam duyarız, ne de ah vah deriz. Süleyman Şah belasından da kurtulmuş olduk. Daha kurtulmadık. Onun nefes alıp vermesi bizim için büyük tehlikedir. Niyeti nedir beyim? Sürgüne giderken Azrail, Süleyman Şah ve ailesinin yolunu kesmeli. Beyim, pusatlarımızı kana bulamayalım. Bu obada bir duyulursa, obayı bir daha bir arada tutamayız. Korktunuz mu? Bakın beyler, eğer iki adım ötesini düşünemezseniz, beyliği de sürdüremezsiniz. Süleyman Şah da düşünemedi ve tahtını kaybetti. Bana merhamet duymasaydı şu anda taht onun, kara toprak benimdi. Lakin ben ona merhamet etmeyeceğim.
Ertuğrul mu olacak? Onun için de oyunlarım vardır. Vakti geldiğinde o da ölümü tadacaktır. Beyim, bu şerefsiz tapınakçıların başı mıdır? Evet, oydu. Böyle bir soykırık İzodoro'nun amcası olsun ha. Olacak şey değil. Gidip onun başını koparayım hele beyim. Dur hele koca olan, dur. Beyim, ölene kadar yarısını tepeleriz ha. Öbür yarısı da bizi tepeler. Doğan doğru der Bamsı. Mesele ölmek değil. Obanın başındaki belayı çözmeden ölürsek yazık etmiş oluruz. Beyim, benim anlamadığım bizi nasıl tuzağa düşürdüler? Yoksa İzodoro? Hayır. Bence İzodoro'nun bizimle birlikte olduğunu anladılar. Onu da kullanıp bizi tuzağa düşürmüş olabilirler. O vakit İzodoro... O zaman İbnör abinin müridi olan babası Ömer de, onu da. Vah zavallı bacım. Vah zavallı adamcağız. Şerefsizler! Ertuğrul! Şimdi sözlerimi dikkatlice dinle. Bir daha tekrar etmeyeceğim. Sen benim kurduğum tuzağa doğru yola çıkarken... Kurdoğlu babanın beyliğini elinden aldı. Artık kayılarının otağının yeni sahibi o. Baban, anan... Gün doğdu. Ailenden kim varsa artık Kurdoğlu'nun elinde. Ve tabii ki Yavuklun Hayme Sultan. Hain Kurdoğlu! Asıl hain sensin Ertuğrul. Senin yüzünden babanın beyliği elinden gitti. Düzeninizi başınıza yıkacağım. Senin buna ne gücün ne de ömrün yeter. Gücümün yettiği kadar sizin düzeninizle savaşacağım. Ömrüme gelince benim soyumdan gelenler Haçlıların kökünü kazıyacaklar. Ertuğrul, teslim olursan... Ailenin ve Halime Sultan'ın yaşamasına izin veririm. Ne istiyorsun? Arabi'nin sandığını. Beyim, ne der bu soykırık? Halime ile ikimizden başka hiç kimsenin bilmediği bir sırdı bu. Nasıl bilebilir? Doğru mudur benim söyledikleri? Doğru. Yerini bilsem bile sana söylemem. Bildiğini biliyorum. Nasıl? Ben her şeyi bilirim. Sana asla söylemeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğini söylemiştim efendim. Buradan kurtulmalıyız beyim. Kurtoğlu obayı ele geçirdiyse... Herkesi öldürür. Beyler buna izin vermez. Ne yapacağım beyim? Bir an önce obaya gitmemiz lazım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun beyim. Ne?
Bunların hepsi hain. Hainler! Bırakın beni! Bu ne taşkınlıktır? Bu ne asiliktir? Bu ne densizliktir? Ben sizi hain beylerden kurtarırım. Bunca vakittir sizi telef eden beye ses etmezsiniz de sizi huzura kavuşturmak için uğraşan beye mi bilenirsiniz? Mallarımızı Halep'e götürüp akçalar kazanacağız. Sürülerimizi daha atlak diyarlara götüreceğiz. Ben herkesin mutlu olması için didinirim. Yitesi'ye bunun için mücadele ederim. Ey kayı ahalisi! Bu haini affediyorum. Şimdi son sözüm olarak her kim taşkınlık yapar, her kim isyana kalkışırsa ibret alem olsun diye onu obanın ortasında sallandırırım. Bilmiş olun. Hadi dağılın şimdi. Canlı istiyorum!
efendim. Allah'a hamdolsun. Sayenizde Müslüman oldum. Ertugrul! Kılıcını bırak! Ruh sahiplerini öldür. Beyim, yarına bırakmadan kaçmalıyız. Yolda hepimizi zincire bağlayacaklar. Öksede kuş gibi vuracaklar bizi. Ne vuruşabiliriz, ne kaçabiliriz. Bu gece mi kaçalım dersin? Hiç tereddütüm yoktur baba. Peki nasıl olacak? Buradan çıkmak zor. Hadi biz kaçtık diyelim. Kadınlarımızı nasıl kurtaracağız? Eğer kaçmayı becerebilirsek, Kurdoğlu'nu istemeyenler isyan edecektir. Dayım Korkut'un yanına gidebilirsek onun alpleriyle birlikte Kurdoğlu'nu alaşağı edebiliriz. Alpler huzursuz baba. Onlar Kurdoğlu'nu değil, seni isterler. Obada bir iç savaş çıkmasın istediklerinden susarlar. Kadınlara gelince... Onlara bir şey yapamaz. Bize karşı kullanmak için sağ bırakmak zorunda. Ya yakalanırsak? Yakalanırsak... Bunu o vakit düşüneceğiz baba. Arabinin sandığın nerede? İbnül abiyle aramda bir sırdır. Dile gelmez. Aileni böyle mi koruyacaksın? Ailenden daha mı değerli? Bir sırrı koruyamayan hiç kimseyi koruyamaz. Yeter artık Titus. Kurdoğlu işini bitirmiş Ertuğrul. Sabah ailen sürgüne gidecek. Tabii Turgut Alp'in yol boyunca onlara eşlik edecek. Yol diyorsam cehenneme giden yolu kastettiğimi anlıyorsun.
Yalan söylüyorsun. Baban ailesiyle birlikte dayın Korkut'un obasına gideceğini düşünüyor. Babanın nereye gideceğini bilmeme şaşırdın değil mi Ertuğrul? Sana yalan söylemeye ihtiyacım yok. Tek istediğim ailenin dayının obasına güven içinde gidebilmesi için bana istediğimi vermen. Beni anlıyor musun? Sana o sandığın yerini asla söylemem. Lanet olası Türk. Seni kaleye götüreceğim. Sana ve alplerine Turgut'a yaptıklarımı yapacağım. Sevdiklerinin cesetlerini kaldığın zindana atacağım. Onların çürümüş etleriyle birlikte yaşayacaksın. Ta ki benim şövalyem olana kadar. Sonra da beni Arabi'nin sandığına götüreceksin. Efendim, onları gerçekten kaleye mi götüreceksiniz? Sen hemen yola çık. Melike'yi getir, oyun başlasın. Oğluna obada tahtı bırakmak zul gelir ana. Süleyman Şah'ın mutlaka düşündüğü bir çare vardır kızım. Ertuğrul Bey'im bir an evvel gelse keşke. O hepimizi kurtarırdı. Ertuğrul'um yetişene dek bizim bir çare bulmamız gerek. Kurdoğlu bize sürgün ederken mutlaka yanımıza yerleştireceği adamlarla canımıza kıymak isteyecektir. Bu Turgut Alp olabilir. Turgut bize kıymaz. Kıyamaz. Kurdoğlu'nun çadırına girerken gördüm. Onun emrine girmiş. Selcan. Ağzını hayır aç kızım. Ertuğrul'un mutlaka yetişecektir. Gün doğmadan neler doğacak göreceksiniz. İnşallah. Eğer Turgut'um bu dediğini yapmaya kalkacak olursa... siz de bilesiniz. Onun canı bana helaldir. Kalk yolumuzdan. Çekilsene be adam. Geçeceğiz. Gelin de kaldırın o zaman. Oh!
Allah seni de mühim bir görevle taltif edecek. Emredin efendim. Bir kardeşin zor durumda. Ona yardım edeceksin. Onu zalimlerin elinden kurtaracaksın. O senin iki cihanda iman kardeşin olacak. Onunla birlikte İslam'a hizmet edeceksin. Baş üstüne efendim. Allah'ın yardımıyla elimden geleni yapacağım. Size İbnül Arabi'nin selamını getirdim.